Evet, ilk günden herkese merhabalar. Yerleştik evimize. Agalarla sohbeti muhabbeti oturduk. Tanıştık, ettik. Şimdi ilk başta, yani bugün cuma günü. Sabah saat burada 9.46. 7.30-8 gibi uyandım. İşte bir Türkiye ile görüşmece bilmem ne. Şimdi rotayı oluşturduk. İlk başta bir Walmart'a gideceğiz. Walmart'tan bir bisiklet çözeceğim, bir sim kartı çözeceğim. Oradan alışverişi yaptıktan sonra bisikletle şeye gideceğiz. İlk başta Walmart'a tabii 45 dakika yürüyüşle gideceğiz mecbur. Çünkü yapacak başka bir şey yok. Scooter kullanacaktım. Ama scooter kullanmak için internet lazım. Yani programı kullanmak için uygulamayı. O da yok maalesef. O yüzden yürüyeceğiz mecbur. Walmart'a yürüdükten sonra orada alışverişi yaptık. Sonra ben Copa Amerika'ya, oradan bir hesap açacağız. Oradaki prosesi de çekerim yine ben size, alışverişte de Walmart'ta da bir şeyler çekerim. Şimdilik böyle yürüyoruz. Şimdi Walmart'tayız. Bir yolda gelirken T-Mobile buldum. O T-Mobile'dan sim kart işini hallettik. 50 dolar sınırsız, her şey sınırsız. Sadece yurt dışı konuşması yok. Yurt dışı konuşmaya da gereksiz. Zaten herkesle WhatsApp'tan konuşuyoruz diye yurt dışı konuşmasını almadım. Bir de ilk ay işte bilmem ne, text'tir, feed'dir, bilmem ne, cartçut bir şeyler. Bir de kart aktivasyon şeyi ücreti de ekledi. Toplam 80-85 dolara falan geldi. Ya çok düşünmedim açıkçası 20 dolardan falan kaçmayı. Hallederiz bir şekilde. Sim kartını da hallettik. Şimdi Walmart'ta bir bisiklet alacağız. Yani bugün çok tur yapar mıyım bilmiyorum ama sonrası için düşünülebilir. Şimdilik böyle. Fitness hesabı. Eat that fucking shit. Let's be some goddamn. Anam, telefon düşüyordu. Oğlum, vay be. Şimdi özgürlüğümü elime almış gibi hissettim. Niye bilmiyorum. Sim kartım oldu. Bisikletim oldu. Şu an gerçekten özgürüm ya. Kısıtlı değilim yani. Çok iyi hissediyorum. 150 dolar verdik bisiklete. Bayağı iyi. Arkası önlü, amortisörlü. Bir de kızlar Brit alalım dedi. İki tane Türk kızla tanıştım bu arada. Bir tanesi İstanbul'daki eğitimden. Tanışıyorum. Diğeri de İstanbul'da oturuyormuş Elvan. O şekilde şimdilik. Evet, şimdi Walmart'tan çıktık, bisikleti aldık. İki tane Türk kızla tanıştım. Onlar işte Brit'i aldılar, sonra Matar aldılar. Dediler havuza giderken işe yarar. Bir de Brit'e al, orada suya para verme gereksiz. Her zaman su alacağına Brit yanında olsun, musluktan içersin dediler. Çok mantıklı, sağ olsunlar, teşekkür ediyorum var orada. Şimdi Dollar Tree'ye geldik. Dollar Tree'den de birkaç bir şey, en azından 1-2 günümü çıkaracak kadar bir yemek aldım. Hazır makarna yemek dediğimde. Onları yaparım evde. Olmadı havuza da götürürüm yarın. Şimdilik bu şekil. Evet agalar, bugün ilk defa bacon yiyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Gerizekalı. Burada şimdi bismillah... Oh, ne yapıyorsun? Nimet. Burada bismillahirrahmanirrahim demeyelim, keserler bizi valla. Bir de Allahu Ekber falan dersen valla sıçtık ha. Bismillah. Pastırma. Pastırma. Aynısı. Nereye gittiniz lan? Pastırma bu. Bayağı tuzlu bir pastırma. Başka hiçbir fark yok. Hiçbir fark yok. Biraz sosis vibe var. Ya o yapaylık var içinde. Bizim pastırma daha güzel. Evet, bugün ABD'de MasterChef'ten bu kadar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bugüne hızlı bir review yapalım. Zaten en son Walmart'ta şey alma, sim kart alma mevzusunu anlatmıştım. Walmart'a girdim. Bisiklet reyonuna gittim. Oradan bisikletimi aldım. 150 dolar verdim aynen. 148 dolar verdim.
Sonra başka bakpüsü bilmem ne bir şeyler daha aldık. Oradan sonra da eve geldik. Önce bir Dollar Tree'ye uğradık. Oradan da birkaç günlük bir yemek gibi, birkaç öğünlük bir yemek aldım. Hazır makarna. Tavuklu falan. Sonra eve geldik. Sonra Bilge Su şeyi aradı. Bank of America'yı aradı. Oradan bir appointment oluşturdu. Ona gittik. Bayağı uzaktaydı bu arada. Bisikletle 25 dakika yazıyordu şey Maps. Ama biz 40 dakikada, 50 dakikada falan gittik herhalde. Işık çok iyi ya. Şöyle of nesin be. Neyse. Sonranın işi var. En son işte Bank of America'ya gittik. 50 dakika bisiklet sürerek. İçeri girdik, işlerimizi hallettik. Her şey okey. Apple Pay'imizi de koyduk. İçeri 400 dolar da depositledik. Mis gibiyiz şu anda. Sonra geri gitme yolculuğuna çıktık. Beyaz Saray'ın bu arada 3-4 sokak altındaydık da yani. Ya baba yani bu kadar da büyütmeye gerek yok, anlıyor musun yani? Şurada yaşıyoruz zaten yani. Elimizin altında istediğimiz zaman gideriz. Çok yorulmuşuz. Niye gidelim bir daha dedik yani. Yorgunuz sonuçta. Sonra gideriz. Ne acelesi var? Her gün buradayız zaten. Sonra geri döndük. Geri dönüş yolunda da bir şeyler bulursak yiyelim diye düşündük. Ama Google Maps sağ olsun bizi farklı yoldan götürdüğü için eve doğru. Biz direkt bir anda evin önünde bittik. Yani tabii yine uzun sürdü. 40-50 dakika yol sürdü ama biraz ıssız bir yerden getirdiği için çok fazla yiyecek yer bulamadık. O yüzden de yemek yiyemedik. Bir anda evde bulduk kendimizi. Sonra dedik birbirimize, düşündük. Şimdi eve çıksak bir şey yiyemeyeceğiz. Gel dedik, biraz daha yoralım kendimizi. Biraz daha gidelim. Şurada Popeyes var. Gidelim Popeyes yiyelim dedim. 5 dakika uzaklıkta dedim. Kızı da 20 dakika bisiklete bir daha bindirdim. 20 dakika yarım saat bisiklet daha sürdü. O da kusura bakmasın burada. Popeyes'ımızı yedik. İlk defa bacon denedim. Bildiğim pastırma. Hiçbir farkı yok. Aşırı tuzlu. İçinde hafif sosis naharaları esen bir pastırma. Onun haricinde bir farkını göremedim. O şekilde yemeğimizi de yedik. Eve geldim. Duşumu da aldım. Oh kafa rahat. Yarın da iş başım var. Bu akşam da parti varmış. Tanışma partisi gibi bir şey büyük ihtimalle. Bilmiyorum yani. Ya parti parti diyorlar da çok parti olacağını zannetmiyorum yani. Gidilir en fazla ne olur. Kola içeriz birader. 21 yaşımızın altında olduğumuz için alkol alamıyoruz. Kahve içeriz. Ne yapalım? Öyle işte. Bugünlük de böyle gibi. Eğer partiye gidecek olursam da oradan birkaç bir şeyler koyarım. İlk iş günümden merhabalar herkese. Şu an saat 4.48. Bugün birazcık koşturmacalı geçti. Dün benim supervisor'a bir mail değil, mesaj atmıştım WhatsApp'tan. Cevap vermedi. Çünkü ben numaramı değiştirmiştim. O benim eski numarama mesaj atmış. Ben ona bildirmedim numaramı değiştirdiğimi. Bu da benim eksikliğim. Yapacak bir şey yok. Sabah uyandım 9'da. 10'da havuz açılıyordu işte. Dedim ne yapacağım? Ne edeceğim? Ne zaman gideyim? O da dedi geldim mi dedi. Ben dedi 5 dakikaya geliyorum dedi. Ben dedim yok daha evden çıkmadım. Benim gelmem dedim 40 dakikayı bulur minimum dedim. O da işte ben sana yazmıştım görmedin mi falan filan. Ben de dedim numarayı değiştirdim. Yani böyle bir şey olacağını tahmin edemezdim. Kusura bakma falan filan dedim. Bir 15 dakikayı geç geldim işe. 10 çeyrekte. Bu arada yol full yokuş. Bisiklet kullanmak o kadar zorluyor ki o yokuşlarda. Biraz alışmak lazım yani bisiklet o yüzden. Geldim öyle işe 10 çeyrekte. Bir 5 dakika 10 dakika oturdum. Sonra supervisor da geldi. Neyin nasıl olacağını falan gösterdi. İşte pH klor ölçümü falan filan aşağıdaki makineler, pump room falan hepsini gösterdi. Gösterdikten sonra gitti işte. Her şeyi kendim yapmaya başladım. Bugün ama diğer günlere göre bakıyorum burada. Diğer günlerde maksimum 5-6 kişi gelmiş. Bugün aynı anda 15 kişinin geldiği oldu yani öyle söyleyeyim. Toplamda 20-25 kişi geldi. Biraz yoğundu bugün. Ama yine de çok yani hatta hiçbir şey yok. Sadece oturuyorum yaptığım hiçbir şey yok. İşte arada işte 1 saatte 2 saatte bir 10-15 dakikalık molalar veriyorum kafama göre. Diyorum havuz kapalı 15 dakika. Gidiyorum sigara içiyorum. Tuvalete giriyorum. Suyumu yeniliyorum falan filan. Makinelere bakıyorum. Şimdilik bayağı rahat gibi. Bakalım bir hafta deneyeceğim işte böyle. Ne oluyor ne bitiyor ne kadar yoruluyorum. Ki ben çok yorulacağımı zannetmiyorum. Tam kafamda oturduktan sonra bir ikinci iş arayışına başlayacağım. Çünkü haftada 46 saat veriyorlar ortalama.
yani 40 minimum diyeyim aslında, 46 ile 50 arası. Ama genelde 46, yani %80 46 saat veriyorlar. 50'ye çıkması zor, 46'nın altına da düşmüyorlar. O yüzden benim bir ikinci iş bulmam lazım. 4 günüm full oluyor, sabah 10'dan akşam 8'e kadar. 4 gün bu şekilde, bir günde 6 saat çalışıyorum. Sabah geliyorum, 6 saat çalışıp çıkıyorum. Rahat olacak gibi bayağı bu iş. O yüzden benim bir ikinci iş bulmam lazım. Hoş, gerçi sadece bu işte kalsam bile yaklaşık sezon sonuna kadar 7,5 bin dolar kazanıyorum. Yani hem şeyi hallederim, program ücretini aradan çıkarırım, hem de telefon bilmem ne bir şey alırım. Cebime de Türkiye'ye dönerken en azından 1 bin dolar kalır büyük ihtimalle. Ama yine de ikinci işi bulmak istiyorum ben. Şimdilik durumlar bu şekilde. Bugün yine başka bir şey yaşanırsa, ki bir şeye falan, Target'a falan gitmeyi düşünüyorum. Orada belki bir blok olabilir. Yine görüşürüz. Burası da Pump Room. Bayağı büyük ama şimdi olan kısım sadece burası. Bottom yapmak istediğim zaman bunu açıyorum. Onun haricinde havuzu tekrar doldurmak istediğimde sıvı düştüğü zaman burayı açıyorum. Klor seviyesine düşük olduğu zaman da şu dalgayı çalıştırıyorum burada. Onun haricinde şu an başka bildiğim bir şey yok ki, başka bir şeye ihtiyacım olacağını da zannetmiyorum. Bu arada dün partiye gittim ama çok bir şey çekmedim orada. Biraz da fazla alkol içtik zaten. Onun için çok fazla çekecek halim de yoktu. Güzeldi, 10-15 kişiyle tanıştık. 3 tane Meksikalı vardı, 3 tane Slovakyalı vardı. Birkaç tane daha vardı insan ama bir tane Jamaikalı vardı, Philip. Çok kralçar bu arada. Öyle, şimdilik birkaç kişiyle tanıştık daha. Daha gelecekler vardır büyük ihtimalle. Daha eklenir yani onların arasına. Bu ilk günün kapanışı olsun. Sonraki günde görüşürüz. Yine aynı kıyafetle ama olsun. Burası da bizim fakirhane. Üstümü giyindim. 6 dakikaya çıkacağım. Buradan bir Target'a uğramayı düşünüyorum. Videoyu çekerdim. Yolda da çekebilirdim normalde ama şarjım az. 14 kaldı. Yolda bitme ihtimaline karşın şimdiden çekeyim dedim, eve geçeceğim. Ama şarjım biterse eve de geçemem büyük ihtimalle çünkü yolu bilmiyorum. Hadi hayırlısı diyelim. Şarjımın bitmesini göze alarak buradaki 150'yi çekmek istiyorum. Evet, hepinize merhaba tekrardan. Bugün ikinci iş gününün sabahı. Bir 7-Eleven'a uğradım. Şöyle 3 tane sandviç aldım. Bir tanesini şimdi yiyeceğim. Biraz daha büyük diğerine nazaran. İkisini de öğlene bıraktım. Yemek hazırlayamadım çünkü aldığım hazır makarnaların 3'ü bir öğünüme denk geldi. Yani onlarla bundan sonra yolumuzu ayıracağız büyük ihtimalle. Bundan sonra biraz daha evde kendimiz yemek yapmaya başlayacağız. O araya geçiyoruz yavaş yavaş. Çünkü çok mantıklı olmuyor dışarıda yemek. Dışarıda yemek istesen minimum 10 doları gözden çıkarman gerekiyor menü olursa eğer. O yüzden bugün dönüşte, dün Target'a uğrayamadım bu arada iş çıkışında. Bugün belki dönüşte uğrarım. Bir de yavaştan ikinci iş hazırlıklarına başlamam gerekiyor. Ya bugün ya yarın ikinci iş halledeceğim ama bugün bir Target kesin uğranması gerekiyor. Ya da Walmart ama Walmart'a iş çıkışında büyük ihtimalle şeyim kalmaz. Çok uzak kalıyor eve. Bir Target'a uğrayacağız gibi. Şimdi kahvaltı. Evet, bugün de erken geldik. Arayı bir tutturamadık bir türlü. Ama olsun, yarım saat erken geldim, çok sıkıntı değil. En azından yetişme stresi olmadan geldim ya, o stres olmaması bana yetiyor. Bir de bir gelirken sandviç almıştım işte, onları yedim. Şu an daha güzel hissediyorum buna göre. Bir de şu havuza bak, kimin havuzu ya? Şu temizliğe bir look. Abo. Hesabı yaptım birazcık. Bu iş haftada 46 saat veriyor sadece. 17 dolar veriyor, eyvallah. Parası gerçekten iyi ama yani
46 saat birazcık az. Bir de günde 10 saat sabah 10'dan akşam 8'e kadar günü tam ortadan bölüyor. Bari en azından 7'den başlayıp falan 10 saat ekleyince işte 5 oluyor. 5'te bitse okey diyeceğim. 5'ten sonrasında başka bir iş bulunur belki ama benim zaten buradan işe gelmem yarım saat, 1 saat, hadi yemek hazırlama falan 1 saat. Eve gittin yarım saatte yemek hazırladın, duş aldın falan filan. Orada da 1 saat geçiyor. 1,5 saatte eve gidince yani eve gittikten sonra da iş yapmam çok zor. İkinci iş. O yüzden benim yani 2 gün off gün vermiş bu hafta mesela. O 2 off günde çalışmayı düşünüyorum. Türkiye'deyken bir kafeye mail atmıştım. Şu an çalıştığım yere yakın ama eve yakın değil. Olsun, yapacak bir şey yok. Bir eve yakın kafelere baktım, hepsi 3-4 pm'de kapatıyor. Bana da o uymaz yani, sabah 9'da gelip 3'te çıksam ne olacak? 6 saat yetmez bana. Günde, haftada 2 gün çalışacağım zaten sadece. Şimdi bu adama gideceğim, diyeceğim ki benim haftada 2 gün boş olacak. Bir de supervisor'la konuşmam lazım bundan sonra, hep haftada 2 gün boş yazar mısın diye. Ona göre de işte adama gideceğim, diyeceğim ki böyle böyle benim haftada her gün 2 günüm boş olacak. Beni açılıştan kapanışa kadar çalıştır diyeceğim. İşte kapanış 7'ymiş, açılış da 10 falandı galiba. Eğer orada çalışabilirsem 2 off gününde full haftada çok tatlı olacak. İşte Türkiye'deyken mail atmıştım. Washington'a gelince görüşelim demişti. Ben de dün bir daha mail attım. Dedim ben geldim. İsterseniz dün pazartesiydi. Pazartesi yazdım işte, salı çarşamba doluyum full. İsterseniz perşembe sabah görüşebiliriz diye. O da perşembe sabah müsaitim, gelebilirsin görüşebiliriz dedi. Çok iyi olacak eğer olursa tabii. Yani şeyim gelmedi, SSN'im gelmedi ama sıkıntı edeceğini zannetmiyorum. 1-2 haftaya gelecek SSN'im zaten. Hatta bir hafta 10 güne falan gelecek. Şimdilik durumlar böyle. Büyük ihtimalle işten çıkana kadar da bir daha video çekmem. Eve gidene kadar da bir daha çekeceğimi, hatta yarın da çok çekeceğimi zannetmiyorum ama arada sırada böyle bilgilendirmeler yapayım, ileride unutmayayım istiyorum. İleride de bu ilk günlerin ne kadar meşakkatli geçtiğini anlatmak, yani şey yapmak istiyorum, hatırlamak istiyorum. Öyle, şu anda saat 9.56, 4 dakikaya havuz açılıyor. Ben de şimdi rutin temizliği yapmaya kaçıyorum. Evet, bugün de geldik işimize. Maalesef bugün yağmurlu. Yani yine de off yazmadı. Geliyoruz, çalışıyoruz. Oturduğum yerden para kazanıyorum literally. Bugün sabah yolda gelirken yağmur yağdığı için bisikletimde çamurlukları yok. Ön tekerden suratıma, bacaklarıma, arka tekerden götüme, her yerim çamur oldu. İğrencim, çok pisim şu anda. Hava çok soğuk. Keşke altıma bir şey alsaydım diyecek. En azından bir battaniye falan güzel olurdu bacaklarımı kavramak için. Bacaklarım donuyor şu an. Kimse gelmedi. Geleceğini de zannetmiyorum. Yağmur bayağı böyle devam edecekmiş. Iğıl ıl. Bilmiyorum. Şu an aslında memnunum halimden. Tek sıkıntı üşümek. Bir de birazcık bağırsakları bozmuşum. O sıkıntı. 10 dakikada bir tuvalete gidiyorum. Ya bugün böyle. Yarın bakalım şey var. İş görüşmesi var sabahtan. Yarın bir gideceğiz, onunla görüşeceğiz. Duruma göre ya bugün ya da yarın tekrar haber ederim. Dışarısı inanılmaz soğuk. 63 Fahrenheit'miş. Kaç derece bilmiyorum. Büyük ihtimalle 20 falan. Daha da az olabilir. İçeri girdim ben de. Tuvaletteyim şu anda. Sığınıyorum burada. Bacaklarım donuyor. Şimdi mesaj geldi supervisor'dan, havuzları kapatıyoruz diye. O yüzden havuzu kapattım. Saat 6. Shift'in bitmesine daha 2 saat vardı normalde. O yüzden 2 saat daha çalışmış olacağım. Ben 46 değil, 4 saat çalışmış olacağım büyük ihtimalle. Düşecekler onu yani. Şimdi çok yağmurlu olduğu için hava yerlerde iğrenç. Bisikletle gelirken zaten fena çektim. Her yerim çamur oldu, yüzüm dahil. Çünkü ön tekerden yüzüme sıçıyor her şey. Şimdi otobüs bekliyorum. Bir kadına sordum otobüse şeyle bisikletle alırlar mı diye ama o da şey dedi. Çoğu şeyde yer bisiklet yeri oluyor. Çoğu otobüste bisiklet yeri oluyor ama sıradaki gelecek otobüste var mı bilmiyorum dedi. Ben de okey, teşekkür ederim dedim. Şimdi otobüs bekliyorum. Yanımda otobüs kartına dair herhangi bir şey de yok. Bakalım bineceğim. Ne olacak?
Göreceğiz. Evet, bugün otobüs binişlerimizi iki aktarmayla geldim. İkisini de başarıyla tamamladık, para vermeden. İlkinde dedim yabancıyım, hem bisikleti otobüse takmama yardımcı oldu. İşte önde bir bisiklet yeri var, oraya koymama yardımcı oldu. Hem de içeri geçtim, kartı okutacaktım, çantayı açıp cüzdan alacaktım. Geç yaptı böyle. Dedim eyvallah, Allah razı olsun. Sonra diğer otobüse geçtim. Onu da taktım bisiklete. Dedim öğrenciyim, geçsem olur mu? O da ID göstermen gerekiyor tarzı bir şey söyledi. Şu metro kartını okut dedi. Sonra ben de okutayım ama içinde para var mı bilmiyorum dedim. Sonra okuttum. Bir ses geldi ama okey mi dedim adama. Adam değil dedi ama geç, bir şey olmaz dedi. Geçtim, onu da beleş hallettik yani. Ama otobüs gerçekten baya rahat oluyormuş. Eve geldiğimde pestilim çıkmış vaziyette geliyordum normalde. Bu sefer tertemizdi, hiçbir şey yoktu. Bugün çarşamba akşamı, saat 10 şu anda. Yarın perşembe sabahı direkt kalkıp kafeye gideceğim ikinci iş görüşmesi için. Bakalım, inşallah olumlu geçer. Olumlu geçerse direkt cuma günü başlayacağım. 2 gün arda arda off day'im var. Öyle olursa tatlı olur. Yine yarın duruma göre haber ederim.